Merhaba sevgili dostlar. Bazen bize o kapıyı itmek düşer. Vaktiyle bir padişah kendisine bir vezir bulmaya karar vermiş ve şöyle kocaman bir kapı yaptırmış. Yaptırdığı kapının ortasına da onlarca kilit yaptırmış. Kimisi sürgülü, kimisi halka kilit vesaire derken baştan aşağı her tarafı kilit ile donatmış. Ve ondan sonra vezir adaylarını bir bir buyur etmiş. İlk giren adama demiş ki, sen benim vezirim olmak istiyorsun, değil mi? O da evet efendim demiş. Eğer benim vezirim olmak istiyorsan şu kapıyı anahtar kullanmadan, demir kullanmadan, hiçbir alet kullanmadan açmanı istiyorum demiş. Vezir adayı şöyle bir dönmüş, kapıyı incelemiş, bakmış. Bunun açılacak bir durumu yok demiş. Padişah da peki sen git, ötekisi gelsin demiş. Öteki gelmiş, ona aynısını söylemiş. O da demiş ki, efendim mümkün değil, anahtar bile olsa açılmaz bu kapı. Öteki gel, öteki gel falan derken en son vezir adayı girmiş içeriye. Padişah demiş ki, sen vezir olmak istiyorsan şu kapıyı anahtarsız, demirsiz, hiçbir alet edevat olmadan açmanı istiyorum. Adam kapıya yanaşmış, şöyle bir kapıyı incelemiş, sağına bakmış, soluna bakmış ve sonra dönmüş padişaha demiş ki, devletli sultanım, aslında aklım der ki bu kapı böyle açmaya açılmaz. Lakin bize itmek düşer demiş ve elini uzatıp kapıyı öylece ittiğinde kapının açılıverdiğini ve aslında kilitlerin hiçbirinin kapalı olmadığını görmüş. Bazen sevgili dostlar, her şey çok karmaşık görünür, çözülmez ve zor gibi görünür. Aslında öyle olmadığını farklı bir yol denemeden bilemeyiz. En zor görünen bir sorun bile en basit yöntemle çözülebilir. Aklınızda olsun. Hoşça kalın ama her zaman söylediğim gibi dostça kalın, kanalımıza da dostça abone olmayı, videomuzu da dostça beğenmeyi lütfen unutmayın.